Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Ee, yine bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Genel olarak e, Twitch üzerinde yaptığımız yayınlardan haberdarsınızdır muhtemelen. Bu yayınlarda genelde siber güvenlik vesaire gibi işimle alakalı konuları konuşuyoruz. Ancak e, son zamanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, sohbetlerimiz neticesinde daha çok konumuzun e, böyle biraz daha e, Avrupa'da yaşam Avrupa'da yaşama koşulları, Danimarka'da yaşam vesaire konuları üzerinde yoğunlaştığını gördük. Bu sebeple ben bir kısa bir video çekip bunu koymayı uygun gördüm. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, ben yaklaşık 5 yıldır şu an itibariyle 5 yıldır e, Kopenhag'da yaşıyorum. Ondan evvel İstanbul'da yaşıyordum. Ee, buraya iş sebebiyle geldim. Ee, burada bir fırsat oluştu. Ondan sonra biz de atladık, geldik. Ee, genel anlamıyla iş nasıl bulunuyor yurt dışında diye gelen soruların başında bu bulunuyor. Ee, eğer işiniz çok spesifik mesela Türk hukuku falan gibi böyle çok e, yerel bir konudaysa o zaman e, ne yazık ki işinizi devam ettirme şansınız pek olmuyor. O yüzden gideceğiniz yerin eğitim sistemine uygun bir eğitim e, geçmişine ihtiyacınız duyuluyor. Bu yüzden biraz e, intibak eğitimleri vesaire almanızda fayda olabiliyor. E, ama onun dışında mesela benim gibi bir IT geçmişiniz varsa, bir bilişim sektöründen geliyorsanız, o zaman böyle bir probleminiz yok, daha daha kolay e, hadise, Direkt olarak şey yapabiliyorsunuz. Hani gittiğiniz yerde iş arayabiliyorsunuz. Peki işi nasıl arıyorsunuz? Şöyle ben genel olarak LinkedIn'den faydalandım bu iş için. Kendimde işe yarayan bir metot var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle lokasyonunuzu gideceğiniz ülkeye çeviriyorsunuz LinkedIn'de. Bunu çevirdikten sonra yapmak istediğiniz uzmanlık alanınızla ilgili recruiter'ları yani işi alma insan kaynakları uzmanlarını direkt olarak böyle search edip ondan sonra ekliyorsunuz kimler varsa. Bunları ekledikten sonra iyi, enteresan yanı burada özellikle Danimarka'da benim yaşadığım tecrübe şöyleydi. Bu insanlar genel itibariyle böyle size çok ukalaca vesaire davranmıyorlar. Tam tersi daha cana yakın, daha e, iletişim kurma amaçlı davranıyorlar. E, o yüzden de bu insanlarla iletişime geçiyorsunuz. Kabul ediyorlar invitation requestlerinizi. Kabul ettikten sonra bu insanlara e, göndermeniz gereken e, işte ne zaman gelmeyi planlıyorsunuz, ne tarz bir iş bakıyorsunuz vesaire gibi şeyler olabiliyor ve bu konuda yardımlarını istiyorsunuz. E, onun dışında mesela şey yapıyoruz, ben onu çok gördüm. E, i̇nsanların sektörünüzdeki ulaşmak istediğiniz departmanlarda çalışan insanlarda bayağı etkili oluyor. Bunları unutma mesela security işi arıyorsanız security arkitekleri ekliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben böyle böyle gelmek istiyorum. Sizin oralarda iş var mı? veya direktörleri security işte CISO'ları falan ekliyorsunuz. Yani işinizle ilgili size yardımcı olabileceğini düşündüğünüz tüm title'lardaki insanları uşenmeden şey yapmadan direkt ekleyin. Ondan sonra da hazır bir metin hazırlayın. İşte şu tarihlerde gelmek istiyorum. Şöyle bir planım var. Şöyle 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 bir geçmişim var. Bir ön yazı gibi nereye göndereyim CV'mi şeklinde bir mesaj atıyorsunuz. Genelde size cevap dönüyorlar. Şuraya bir atsana bir konuşalım falan fıstık böyle bir şeyler söyleyebiliyorlar. Ben öyle yaptım. Size de tavsiye ederim. Ee, en çok gelen diğer soru gelirler ne kadar? Şimdi gelirler Türkiye ile çok farklı. Özellikle Avrupa'da. E, hayat biraz daha pahalı olduğu için buralarda gelirler de ona göre yüksek. Danimarka'da mesela bir e, ITC'nin ortalama geliri net olarak konuşuyorum. E, 20-30 bin kron arası değişiyor. 20-30 bin lira gibi düşünebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı. Ama şunu da unutmayın. İyi bir e, lokasyonda 2 e, artı 1 bir, bir evin de e, kirası 15.000 kron. Yani öyle de bir durum var. Yani maaşın yarısı kiraya gidiyor. Öyle, bakabilirsiniz. Ama işte haftalık 4 kişilik bir ailenin market masrafı vesaire 2000 kron, 1000 kron falan civarı. Yani ona da yani 600-700 ile 1000 kron arası daha doğrusu olabilir. O da aylık olarak baktığınız zaman da 2000 kron civarı bir paraya tekabül ediyor. Bu da işte 2000 lira gibi maaşını maaşa göre hesaplan İşte 30.000'den 15.000'i kiraya gitti. 2000'i e, aylık market alışverişine gitti. Geriye kalan para size kalıyor vesaire diye düşünebilirsiniz. Ee, hayat pahalı mı diye sormuşlar. Az önce cevabını verdim. Hayat oldukça pahalı ama gelirler de ona göre yüksek. Ee, ulaşım pahalı mı diye sorulmuş. Ulaşım oldukça pahalı burada. Ee, yani aylık olarak ödediğimiz nereden baksanız bir toplu taşımaya bin kron civarında eğer yani biraz uzaktaysa yeriniz bin kron civarında bir para ödüyorsunuz. Bu çok ciddi bir para. Ee, ancak hani gelirle doğru orantılı. Yani bu bu alım gücüyle doğru orantılı öyle bakacaksınız olaya. Ee, trafik nasıl? Araba kullanmayı biliyorlar mı diye sorulmuş. Burada trafik var ama bisikletlerden ve trafik ışıklarından dolayı var. Ee, araba sayısının çok olmasından değil ama her 200 metrede bir falan burada şey var. E, trafik ışığı var. O yüzden bayağı bir dur kalklı gidiyorsunuz. Bayağı bir trafik oluyor. Ee, araba kullanmayı biliyorlar mı derseniz Valla burada araba kullanmak zor Çünkü çok enteresan kuralları var Ama e, Danimarkalıların da Araba kullanmayı iyi bildiğini söylemek Oldukça zor ne yazık ki ee, Gerçekten çok bisiklet var mı Diye sorulmuş Arkadaşlar burada inanılmaz fazla sayıda bisiklet var Yani herkes bisiklet kullanıyor Böyle atom karınca gibiler Her yerden çıkıyorlar falan çok Çok sinir bozucu olabiliyor trafikte özellikle araba kullanırken ee, sağlık sistemi nasıl? Şimdi şöyle, e, burada özel sağlık sistemi var ama mesela özel hastanelerin e, şeyi yok, e, acil servisi vesairesi yok. Hep poliklinik şeklinde çalışıyor. Bizim gibi beyaz yakalı olup plazadan inip buraya gelen insanların çoğunun en çok problem yaşadığı nokta bu. Gelip mesela istedikleri gibi e, hizmet alamıyorlar devlet kontrolünde acil servisler ve o yüzden de işte biraz sıkıntılı. Önce hastalandığınız zaman önce bir hemşi ayar acil değilse, hayat memat meselesi değilse bir hemşire numarası var. Orayı aramanız gerekiyor. Onlar eğer gerekli görürlerse sizi e, hastaneye sevk ediyorlar ve ben %95 oranında gerekli görmediklerini kendim tecrübe ettim. Hastaneye düşmemek için dua ediyorsunuz arkadaşlar burada. Yani tamam çok temiz doktorlar iyi vesaire ıvır zıvır ama Türkiye'deki özel şirketlerden alacağınız özel sağlık sigortasıyla gerçekleştirebilecekleriniz buranın yanında böyle uzay gibi falan kalıyor öyle söyleyeyim size. Ee, diğer bir soru bankacılık nasıl? Arkadaşlar bankacılık daha yeni yeni işte 2010'lardaki Türkiye'de olan sistemler daha yeni yeni geldi. 2-3 yıl önce geldi öyle söyleyeyim size. Bayağı bir arkadan takip ediyorlar ama hızlı gelişiyorlar çok şükür. O iyi. E, hizmet sektörü nasıl diye sorulmuş. Basit bir cevap vereyim. Hizmet sektörü diye bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Mesela eve evinizi temizletmek için birinden yardım istediğiniz zaman gelenler bütün gün falan gelmiyor. Sadece birkaç saatliğine geliyor ve e, 300-400 kron 500 kron para alıyorlar. Onun dışında e, restorana gittiğiniz zaman garson maaşla çalıştığı için. ya yani Amerika'daki gibi bir tip sistemi falan yok burada. Ee, ve asgari ücret kavramı olmadığı için veya şöyle söyleyeyim asgari ücrete yakın bir maaş aldığında nereden baksanız adam 18-19 bin kron gibi bir para aldığı için yani neredeyse bir ITG ile aynı parayı alıyor adam öyle bir para aldığı için e, o günkü yorgunluğuna o anki keyfinin ihtiyacının olup olmamasına vesaire göre değişerek size hizmet sağlıyor. Ee, okul çocuklar için nasıl? Benim çocuklarım, ikizlerim var. Onlar üç e, buçuk yaşındaydı biz Danimarka'ya geldiğimizde. E, anaokuluna verdik burada. Anaokulunda e, tabi dil öğrenmeleri çok kolay oldu onların. E, yaşları küçük olduğu için. Ve hemen adaptasyon sağlar. Ancak bizim Türkiye'de, İstanbul'da özellikle çok gördüğümüz o helikopter anne babalar hani böyle üstüne düşerek her şey pimpirikli olma falan gibi durumlara burada gülüp geçiyorlar. Hani yani çocuklar yalın ayak sağda solda dolaşıyor, pis ortamlar toz toprağın içindeler sürekli falan ama doğayla iç içeler falan yani bakış açınıza göre çok değişir. Eğer böyle aman temizlik titizlik modunda bir insansanız ciddi problem yaşayacaksınız söyleyeyim çünkü onların temizlik anlayışıyla bizim temizlik anlayışımız özellikle hanımların çok 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 farklı. Biz böyle aman çocuğum düşecek vesaire diye üstüne gelirken onlar düşsün en fazla kafası yaralır diye bakıyor falan. Yani bakış açısı çok çok farklı. O konuda Kendinize hazırlamakta fayda var. Özellikle e, bu Germanik aileden olan İskandinav ülkeleri, Almanya ve Avusturya, İsviçre vs. gibi ülkelerde bakış açısı biraz böyle. Bu söylediklerimin büyük bir kısmı İngiltere için geçerli değil. İngiltere'de daha bize yakın, daha Amerikan sistemine yakın bir e, yaklaşım var. Sağlık sektöründe vesairede Devlet sektörü çok kan ağlarken özel sektörde bayağı bir şeyler elde edebiliyorsunuz mesela sağlıkta. Hizmet daha ve oturmuş. İşte efendime söyleyeyim çocuklar e, daha titiz olan insanları da düşünerek hareket ediyorlar çocuklar için. Vesaire vesaire. kiralar evler nasıl? Anlattığım gibi az önce sözünü ettim. E, genel olarak baktığınızda yeni bina sayısı oldukça az. Ben şimdi yeni bir evde oturuyorum ama e, çok fazla bulmak mümkün değil ne yazık ki. Bu tarz yeni evlerde de fiyatlar 2 artı 1 100 metrekare eve burada e, 15 bin kron para istiyorlar. Öyle söyleyeyim size. Ee, yani daha ucuz evler bulabilmeniz mümkün tabi elbette ancak e, genel olarak hatlarıyla hadise budur. Ee, ırkçılık nasıl? Mesela çok gelen sorulardan bir tanesi. Burada gizli ırkçılık var yani böyle ırkçılıktan ziyade ayrımcılık var. Ee, bundan Buna iki yıl önce sanıyorum Danimarka'da yapılan bir araştırma da şunu soruyorlar işte Danimarkalılara siz ırkçı mısınız diye soruyorlar. Hepsi diyor ki hayır bizim öyle bir şeyle alakamız ilgimiz olamaz yok öyle bir şey falan diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki peki A durumuyla B durumu arasında kaldığınızda A'yı mı seçersiniz B'yi mi seçersiniz A'yı diyor. İşte efendime söyleyeyim şöyle şöyle bir ile karşılaştığınızda A şahsını mı seçersiniz B şahsını mı seçersiniz A'yı tercih ederim diyor. İşte böyle bir şeyle karşılaştığınızda şöyle değişik senaryolarla soruyorlar detaylı olarak. Bir bakıyorlar ki A'yı seçenler örneğin çoğunlukla seçenler işte gizli ırkçı, ırkçı demeyelim de hani ayrımcı çıktığı bir durum olduğunda. Bir %70 %80 oranında gizli ayrımcılık ortaya çıkıyor. Ne yazık ki böyle bir durum var. Ee, onun dışında Türklere bakış açısı nasıl? Böyle bir durum var dediğim doğru. Ancak e, Türkler buraya misafir çalışan olarak gelmişler ve e, oldukça geliştirmişler kendilerini birçok konuda. Bunların birçok konuda gelişmesinin sebebi sonucunda e, oldukça entegre olmuşlar. Entegre oldukları içinde bayağı bir e, faydalı bir sosyal yapı içerisinde çalışıyorlar. Onun için Türklere biraz daha esnek bakıyorlar. Yani Türkleri biraz daha Danimarkalı gibi kabul ediyorlar. Danimarka üzerinde konuştuğumuzda Türkler için hayat biraz daha kolay. Çok açık söylemek gerekirse. Ee, sıcak kanlı insanlar mı kolay arkadaş edinebiliyor mu diye sorulmuş. Ee, arkadaşlar bir de arkadan şey sormuş. Dil bilmek önemli mi diye. İkisine birlikte cevap vereyim. Ee, siz turist gibi yaklaştığınız sürece çok sıcak kanlı insanlar. Burada ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İngilizce konuşup e, basit sorular sorup işte iş arkadaşlarınızla temel seviyede bir iletişim içerisinde olduğunuzda çok sıcak kalmalar. Ama ne zaman ki iş arkadaşlığa eve davete yemek yemeye vesaireye girdiği zaman çok zor açılıyorlar. Evinize 3-5 defa geldikten sonra belki bir davet alabiliyorsunuz vesaire. Yani baya baya bir uğraştırıyorlar. Bunun da en temel özelliği şu arkadaşlar. Sosyal ortamlarda danca konuşuyor olmayı tercih ediyor Danimarkalılar. Yani İngilizce konuşuyor olmayı tercih edenlerin sayısı çok az. Ve yaşlar gençleştikçe daha fazla. Benim gibi yaşı ilerlemiş insanlar içerisinde bu tarz sosyal bağlar kurmak... ...gerek akranlarınızın çok daha geçmişe dayalı ve çok daha uzun süreli bir... ...yaş dönemi yıllar içerisinde oluşturduğu arkadaşlıkları olduğu için... ...bayağı bir zor oluyor yani. O yüzden... Uğraşmak gerekiyor. Dil bilmek bu bakımdan çok önemli. Ee, sokakta dil bilmek çok önemli değil. Çünkü herkes İngilizce konuşuyor. Mükemmel seviyede İngilizce konuştuklarını düşünüyorlar. Ancak bu bir yanılgı. Ne yazık ki böyle bir dünya yok. Ee, çok iyiler ama mükemmel değiller. Ee, dil öğrenmek kolay mı? Söylenene göre Danca dünyada en zor öğrenilen dillerden bir tanesi. Bence... Oldukça gereksiz de bir dil. Yani dünyada toplamda 6 milyon insanın topu topu konuştuğu bir dilden bahsediyoruz. Bir geçerli yok yaşadığınız ortam dışında. Ama mesela Almanca bilmek hayatınızı baya bir kolaylaştırıyor. Çünkü Almanca genel olarak baya bir benzer yapıda. Gramer olarak çok benzemekle beraber dil olarak da çok benziyor. O yüzden baya faydasını görüyorsunuz. Çocuklar kolay entegre oldu mu? Kaç dil konuşuyorlar diye sorulmuş. Evet, genç yaşta geldikleri için entegre oldular. Şu anda İngilizce 8 yaşındalar. İngilizce, Danca ee, ve Türkçe konuşuyorlar tabi doğal olarak ee, bu hallediyorlar çocuklar için hayat çok kolay yani endişelenmeyin çocuğum zorla entegre olur mu vesaire bazı arkadaşlarım var yeni geldiler çocukları geldiğinde 10 yaşında falandı onlar bile çok rahat entegre oldular Avrupa'nın genelinde dille ilgili entegrasyonla ilgili problem yaşayacağını düşünmüyorum çocuklu aileler bu konuda rahat olabilirler. Okul bulmak kolay mı? Burada hem devlet okulları var hem özel okullar var. Özel okulların parasının %75'ini devlet size ödediği için yardım olarak özel okul fiyatları oldukça uygun. Bu yüzden de çok fazla sayıda bu uluslararası okullara ve özel okullara kayıt yaptıran var. Kayıt yaptıran demek de şu demek çok fazla sıra var. E, yer olmadığı için bu çocukların gidebileceği. O yüzden de mümkün mertebe çocukları doğduktan hemen sonra kayıt ettiriyorlar yani bayağı erken başlıyorlar bu kayıt menüsüne, özellikle iyi okullarda ama devlet okullarındaki eğitim kalitesi de çok yüksek arkadaşlar burada hani e, bu Finlandiya'da geçerli olan sistem kullanılıyor son 10 yıldır bayağı bir oyun oynayarak eğlenerek vesaire yaparak çocuklar büyüyor ve eğitimli kademelerinde yer alıyorlar o yüzden biraz rahatsınız e, İskandinav ülkeleriyle ilgili çok enteresan bir şey var çok küfür ediliyor mu diye sorulmuş acayip küfür ediliyor İngilizce küfürler çok sık kullanılıyor. Yani televizyon programlarında bile biplenmeden küfür ediliyor ve bu bazı insanlar için oldukça rahatsızlık verici olabiliyor. Kültürel olarak anam bu bana küfür etti falan diye böyle bir derlenme durumuna girmemek gerekiyor. Özellikle Türk kültüründen gelenler için. Çok sıradan ve normal kabul ediliyor burada o iş. Ee, sosyal kültürel aktiviteler neler? Ee, Kopenhag için konuşabilirim. Oldukça sosyal bir şehirdi hani burası. Ve ee, işte Kışın genelde evlerin içinde dönüyor muhabbet. O yüzden de bu dil bilmenin çok büyük faydası var. Yazınsa çılgınlar gibi sokak festivalleri, eğlenceler, konserler vesaire bunlara rastlamak çok son derece mümkün. Her yerde bir aktivite, sosyalleşme var. Havalar ısındıktan sonra bu insanların içinden bambaşka böyle cana yakın insanlar çıkıyor. Bambaşka bir kültüre dönüşüyorlar. Havalar soğuyup kendi evlerine kapandıkları zamansa suratsız soğuk, konuşmayan, az iletişime giren bambaşka bir sosyal şey görüyorlar. Bunlar tabii ki benim deneyimlerimle 5 yılda yaşadıklarımla doğru orantılı. Başkaları bambaşka deneyimler yaşamış olabilir bilemiyorum. Şöyle de bir durum var. Dil öğrendikten sonra tekrar o içlerindeki eğlenceyi seven insanları evlerde tecrübe etme şansınız oluyor. Ama hani dil bilmeyen insanlar için, yeni gelenler için biraz uğraştırmalı. Ee, ya bir de sosyalleşmek için çok enteresan metotları var. Mesela e, spor salonunun üyeleri kendi aralarında yemek vesaire yapabiliyor ve bu buradan bambaşka muhabbetler çıkabiliyor. Bu da önemli. Ve yani gidip sevdiğiniz yapmayı sevdiğiniz işlere e, kulüplerine vesaire üye olursanız arkadaş edinme anlamında baya bir rahatlayabilirsiniz. Kolay olabilir. Hazır sormuşken konusu da geldi. Spor yapıyorlar mı? Neden bu kadar fitler? Benim ömrü hayatımda gördüğüm ve bayağı bir Avrupa ülkesini gezme fırsatım oldu. Gördüğüm en çok şeker tüketen hani böyle jelibon şeker şeklinde şeker tüketen tatlı tüketen bir toplum Danimarkalar. İnanılmaz yani burada bir pastane kültürü var. İnanılmaz ve acayip yani ben buraya geldiğimden sonra neredeyse 20 kilo falan aldım totalde. Öyle bir kötü durum var yani gelmeden önce bir 20-22 kilo 23 kilo falan vermiştim. Geldikten 1,5-2 sene sonra hepsini geri aldım. Yani inanılmaz bir şeyleri var. Tatlı kültürleri var. Ama adamlar spor kolik. Yani her gün soğuk, kar, kış, yaz bilmem ne demeden deli gibi koşuyorlar, yüzüyorlar. jimler sürekli dolu, sürekli bir spor aktivitesi içindeler. Ya kanoya biniyorlar, ya yelken yapıyorlar, ya yüzüyorlar, ya cimlerdeler, ya crossfit yapıyorlar. Hiçbir şey bulamazlarsa deli gibi koşuyorlar yani. Bisiklet var vesaire. Çılgın yani. Deli bir felaket. Bize göre çok farklı o konuda. Ee, yemekleri nasıl? Domuz eti çok var mı vesaire diye sorulmuş. Yemekler güzel. Domuz yegane yemekleri diyebilirim. Ana yemeklerin hepsinde domuz eti var burada. Adamların ee, ülkesinde genel olarak burada Danimarka'da insan popülasyonundan daha fazla domuz popülasyonu var. <laughs> o yüzden ya e, her türlü yemeğin içinde domuz var, e, ama domuz olmayan çok lezzetli tabii ki balıklar var, işte tavukla çok güzel şeyler yapıyorlar, harika kırmızı etler bulmanız mümkün. Yani buraya geldiğinizde aç kalmazsınız. Girdiğiniz herhangi bir restoranda hiçbir şekilde aç kalmazsınız. Zaten biliyorsunuz adamların yani Michelin starlı dünyanın en iyi bilmem ne kaliteli falan restoranları da mevcut Kopenhag'da özellikle. Ee, e tabii biz şimdi doğal olarak uzakta yaşadığımız için Türk ürünlerini özlüyoruz Öyle bir soru gelmiş Türk ürünleri var mı diye? Ee, tabii ki Türk ürünleri var, ee, Türk marketi var, burada bir sürü var. Ee, pizzacıların hepsi Türk burada, çok güzel pizzalar yapıyorlar vesaire. Yani Türk damak tadına uygun harika yemekler bulmanız, yapmanız, kendiniz elde etmeniz mümkün. Ee, diğer soruda Türk restoranları var mı? Hani Türkiye mutfağın direkt şey yapıp, belki iki kadeh rakı içip vesaire keyif yapabileceğiniz ee, elbette var. Hatta böyle high-end dining şeklinde olanları da var. Böyle daha kebapçı usulü, hani e, Adana, Urfa falan yiyip yanında rakı, şarap vesaire içip keyif yapıp böyle arkadaşlarınızla keyif yapabileceğiniz o tarz restoranlar da mevcut. Genel olarak gelen sorularımızı cevaplamaya çalıştım arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Aşağıdan e, Twitch üzerinde Lunis kanalından gelen sorulardı bunlar. Oradan yine gelip takip edebilirsiniz. Instagram'da Candager ve Twitter'da Candager olarak takip edebilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ee, başka sorularınız varsa hepsini yanıtlamaya çalışayım. Ee, teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.